Evet, sarı nokta nedir? Sarı nokta hastalığı, evet, makula, yaşa bağımlı makula dejenerasyonu denir. Zamanla kişi yaşlandıkça görme zafiyeti başlar. Neden, niçin? 70-75 yaşlar arasındaki insanların %25'inde, pardon, %50'sinde, 90 yaşındakilerin hemen hemen hepsinde sarı nokta hastalığı olabilir. 60 yaşın üzerindeki insanların %25'inde makula hastalığı maalesef çok çok yaygın. Makula nedir? Makula veya sarı nokta. Gözümüzü elmaya benzetelim. Dışarı bakmış olduğumuz cisim, herhangi bir cisim, mercekten kırıldıktan sonra gözün arkasında, retinada sarı nokta tarafından bu cisim şekil verilir, beyne iletilir. Bakmış olduğumuz cismin merkezi makula tarafından değerlendirilir. Çevresindeki resimse makulanın etrafındaki periferik dediğimiz çevre sinir tarafından resme dönüştürülür. Yani %90 makula, bakmış olduğumuz cismi, herhangi bir şeyi resme dönüştürürken fotoğraf gibi çıkacak, durmadan fotoğraf çıkar. %10'unu ise periferik çevre. Şimdi zamanla buradaki kan dolaşımı zafiyeti nedeniyle kılcal kan, çok hassas bir kılcal kan dolaşımı var. Yani retinanın etrafında ağ tabakası var. Elmanın etrafını saran kabuk gibi, balıkçıların ağına benzer çok yoğun bir kan dolaşım sistemi olduğu için ağ tabakası denir. Karmaşık bir ağ yapısı var. Burada damarlarda yanma, daralma, sertleşme olursa göz beslenemediği için yeni bir damarlar ortaya çıkar. Yeni yeni damarlar gözü beslemek için oluşur. Sonradan oluşan damarlar orijinal damarlar gibi dört dörtlük mükemmel olmadığı için hafif kaçak yapabilir, sızıntı, yani sıvı kaçırabilir. Kaçırırsa ne olur? Makulanın arkasındaki bu sıvı kaçırma olayı zamanla körlüğe kadar götürür. İki türlü sarı nokta hastalığı var. Bir, kuru, iki, yaş. Yaş demek bu damarlar, sonra da oluşan damarlar sıvı kaçırır. Tam sarı noktanın arkasındaysa buradaki sıvı da körlüğe kadar götürür. %10 bu tehlikeli. Yaş olan tehlikeli. Kuru olanı retinanın içerisindeki cisimcikler zamanla makulaya, sarı noktaya düşer ve önce bakmış olduğu cismi, mesela bir kişiye bakıyor diyelim. Kişinin yüzünü tam seçemez. Yavaş yavaş sonra orayı bir siyah nokta gibi görmeye başlar yüzünü. Çevreyi görür, yüzü görmez. Yani kişiye bakar, yüzünü göremez, saçlarını vesaire görür. Evet, tedbir alınırsa tedavi edilebilir. Çünkü bunun sebebi buradaki kılcal damarların içerisinde oluşan yağlama, daralma, sertleşme. Bu da genellikle kimde olur? Şeker hastalarında olur. Diyelim ki 30 yaşına geldi, şeker hastası tespit edildi. 10 yıl sonra şeker hastasında makula rahatsızlığı %25'leri bulur. Şeker hastalarında 10 yıl sonra, yani tedavi edilmezse 30 yıl sonra şeker hastalarının %50'sinde bu durum ortaya çıkar. Bu nedenle şeker hastalığına yakalanan kişi hemen tedavi olmalı. Aksi takdirde damarlardaki yalanma, daralma, sertleşme, irelde sarı nokta hastalığı, yani yaşlanmaya bağlı makula dejenerasyonu denir. Yaş Y B M D böyle, yani kısaltılmış yaşlanmaya bağlı makula dejenerasyonu. Hemen tedavi olmak gerekir. Ben bundan 20 yıl önce bunun çok daha ağır bir rahatsızlığına yakalandım. Neymiş? Silindir hastalığı. Göz doktoruna gittim. Akşam geç vakitte, yani gece araba sürerken ışığın etrafında halka görüyordum. Doktora gittim, dedim ki ya ben ışığın etrafında bir halka görüyorum. Baktığım zaman cismin, dedi ki sende silindir var. Ne silindiri? Elma gibi olan göz armut gibi olmuş. Yani biraz böyle basınç şekli bozulmuş.
İşte baktığım zaman cisim sarı noktaya yansımıyor, hafif yanına yansıyor. Bu da cismin etrafında halka varmış gibi bir görüntü veriyor. Ne olacak dedim? 10 bin kişide bir kişi de olur. Ne olacak? Tedavisi yok. 10 bin kişide bir kişi olur zaten bilinmiyor, anlaşılmıyor. O da sana rast gelmiş. Hayatına küs, bununla yaşamayı öğren. Bununla yaşamayı öğren. Ben çözerim dedim, çözerim. 6 ay iksir. Bu limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak, otu, zeytinyağı, kakule içerir. 6 ay iksir içtim ama nasıl korkumdan günde 5 defa yarım çay bardağı içtim. Çok içtim. 6 ay sonra tekrar göz doktoruna gittim. Bir muayene etti. Dedi ki silindir yok. Ne olmuş silindir? Yok dedi. Çağırdı hemşirelerini. Dedi ki adamın dosyasını mı karıştırdınız? Yok efendim dedi. Dosyası burada. Yazıyor. Araştılar, karıştılar. Senindeki silindir ne oldu? Ne oldu dedim. İksirle yok oldu. İksir nedir? Dedim o bana ait bir buluş. İyi tamam şanslısın dedi. Neyse bilmiyorum. Hadi güle güle. Yani iksir kullandığı zaman bir insanda ortalama 120 bin kilometre uzunluğunda damar var. 120 bin. Bu damarların hepsinin içindeki plaklar çözülür. Damar eski, normal, orijinal haline gelir. Bu süreci hızlandırmak için bir de spirulina var. Spirulina nedir? Spirulina 2000 çeşit enzim içerir. 94 çeşit mineral içerir. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini içerir. Omega 3, 6, 9 içerir. Balık yağlarındaki yağların en kalitelisi. Esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitler. Yani uzaya giden, NASA'ya giden, astronotların yanında götürdü. Tencere tabak yemek götürmediler, elma armat götürmediler, makarna yapmadılar. Ne yaptılar uzayda? Yemek yapmadılar. Ne yaptılar? Salata falan da götürmediler. Yiyecek bir şey götürmediler. Sadece spirulina götürdüler. Bir, iki su götürdüler. Su ve spirulina. Bir kişi 40 gün hiçbir şey yemese sadece biraz zayıflar ama vitamin, mineral, enzim, amino asit ihtiyaçlarının hepsini spirulinadan karşılar. Günde 3 defa 2'şer tane almak şartıyla. Ha bizim üretmiş olduğumuz spirulina piyasadaki Avrupa, Amerika, Asya'da ve Türkiye'de üretilen spirulinadan farklı. Farkı ne? Kortisep içerir bir, antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirici. Sinirlot içerir iki, ledengülü içerir vesaire vesaire. Yani biraz farklı özellikleri var. Diğerlerinden farklı elhamdülillah.